Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizden gelen sorulardan bir tanesi çok yoğun bir şekilde geliyor. Klimada farklı bir değer, kumandada farklı bir değer yazıyor arkadaşlar. Yani normalde 30 dereceye kadar, 32 dereceye kadar olması gereken, 16 ile 32 derece olması gereken bu aralıkta gördüğünüz gibi şu anda 82 yazıyor. Peki klimamızda ne yazıyor? Hemen bakalım dostlar. Klimamızda ise okunan değer 28 santigrat derece. Peki bu problem neden kaynaklanıyor? Hemen gördüğünüz gibi kumandamızı inceliyoruz. Şimdi dostlarım, kumandaya baktığımızda şurada gördüğünüz gibi bu yurt dışı üretim bir kumanda. LG marka klimamız var. Fakat Arçelik Beko aynı kasayı kullanıyor inverter klimalarda. Ve bu kumandanın birden fazla özelliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada enerji kontrol tuşunun altında bir tane kilowatt ibaresi var ve 3S yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Dianoxis diye bir tuşumuz var. Bu internetle alakalı, bu klimada Wi-Fi var arkadaşlar. Şurada da santigrat ve Fahrenheit işareti var. Yani saving tuşunun altında santigrat ve Fahrenheit tuşunu gösteriyor ve yanında 5S var. Yani saving tuşuna 5 saniye bastığımızda klimamızı kapatıyoruz. Öncelikle bu işlemi düzgün bir şekilde yapabilmek için klimamızı kapattık. Tekrar klimamızın kumandasını, ön kısmını kapatarak açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 82 yazıyor. Saving tuşunun altında santigrat ve Fahrenheit'a çevirmek için 5 saniye yazıyor. Buna basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi klimamızın ekranında 28 yazıyordu. Şu anda kumandamızda da 28 yazıyor. Bunu tekrar kapalı hale getiriyoruz. Tekrar klimamızı açtığımızda hem kumandamızda hem de klimamızda dostlarım 28 santigrat derece yazdığını görüyoruz. Dolayısıyla çok basit bir işlem. Genelde çocuklar bastığı için karıştırıyorlar. Çocuklarda da olabiliyor. Kumandanın üzerine bir şeyler konuyor. Onda da sorun olabiliyor arkadaşlar. Yani tuşa basılı kalıyor. Basılı kaldığı için böyle sorunlar meydana gelebiliyor. Kumandadan düzelteceğiniz basit bir işlem. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.